Şimdi halandan da babaannenden de özür dileyeceksin. Ha öyle. Kuru bir özürle bütün yaptıklarını affedeceğiz. Öyle mi abi? Ben affetmiyorum. Affetmeyeceğim. Ben bundan sonra ona asla güvenemem. Asla. Çünkü o bir hain. Hain o. Hülya. Bu husumet bitecek artık. Bitmeyecek. Yeter. Ersun. Hain, terbiyesiz. Delireceğim ya, delireceğim. Hülya Hanım, telefon Arda Bey. İstemiyorum onu, ben sonra ararım. Sen bir gel bakayım, gel. Gel bir dile özrünü bakayım, nasıl bir özür dileyeceksin? Ama önemliymiş. Ya dur. Bu daha önemli, bir özür dilesin. Gel bir dile bakalım, hadi. Asım Bey'le ilgili. Asım'la mı ilgili? Efendim oğlum? Ne diyorsun sen ya? 6 milyon dolar. Ya? Ah bunu da yaptı. Ne? Kim ne yaptı? Paramı çalmış. Yürümeyin işte, yürü. Hülya ne oluyor? Ağzım paramı çalmış. Abi. Abi. Ben çok utandım. Hiçbirinize söyleyemedim. Abi Asım beni terk etti. Giderken paramı da götürmüş. 6 milyon doları götürmüş. Kimle gitti biliyor musunuz? Senin bu kızın var ya bu kızın. Hani onun varoş gülü bir arkadaşı var ya Seçil. Onunla birlikte Paris'e kaçtılar. Paramı da almışlar. Her şeyimi aldılar. Anam biz kumda oynuyormuşuz ya. Seço'ya bak sen hortumcu çıldırma. Asım bunu nasıl yapar? Nasıl yapabilir? Yaptı. Yaptı işte Asım. Bunu da yaptı. Bana bunu da yaptılar. Ben şimdi onlara ne yapacağımı biliyorum. Biliyorum. Hülya. Hülya. Nasıl bir gün? Nasıl bir ev burası? Hah! Nero Hülya küllerinden doğdu yine. Kız bana bak bu kesin gece konduya falan gidiyor ya. Bu gelinciye gidiyor ben sana diyeyim yani. Sonuçta bunun annesi katil, kendisi kundakçı bir insan yani. Bana bak kız! Bu şey yaptı mı yanına bir kesici, delici, alet, yanıcı madde aldı mı? Kesin aldı bak ben sana söyleyeyim. Ben ciddiyim yani çıkarken görmedik ama bir yerlerinde bunun çantasında mantasında bir benzin bir şey vardır ya. Aha geldi yapışık ikizler. Efsun, niye annem öyle panikle çağırdı bir şey biliyor musun sen? Yok bir şey bilmiyorum ben de. Bir şey söylemedi yani. Allah Allah. Hah, sana da buradan teşekkürlerimi edeyim Ateş. Konağın ortasında ayazda kalmış bekçi düdüğü gibi böyle hıncık gibi bıraktın beni. Tövbe ya Rabbim ya. Ben ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım Efsun.
Ben bir Sakine Hanım'a uğrayacağım. Seçil'le ilgili bir şey var mı onu öğreneyim. Onunla konuşmadım daha. Seçil gitmiş Ateş. Nereye? Ya sen bilmiyor musun? Seçil bayağı Asım enişteyle 5 yıldızlı boynuz turuna çıkmış Ateş. Ne diyorsun sen Efsun? Paris'te diyorum, aşk başkaymış. Seço da bunu değerlendirmeye çalışmış işte. Demiş ki benim demiş Amelie'den ne eksiğim var. Tek tanımız da gitti yani. Yok yok, öyle hemen şey yapma sen. Üzülme, yelkenleri suya verme. Ben sana şeyi söylemeyi unuttum, onu atladığımı fark ettim. Bu Seço o gün beni Necati ile tanıştırdığı gece yanında bu Necati'nin bir herif vardı, tamam mı? Böyle de böyle tuhaf da bir herifti yani, işe yarayacak bir tip belli. Bu herifin adı neydi ya? Hel miydi, Fel miydi? Benim tabii kafa gidik o sırada Necati'yi gördüğüm için. Şey, Feyyaz'dı. Feyyaz. Adresi biliyor musun? Adres şey ya, Sarıyer'de Haziran Kafe diye bir yer var böyle yukarı çıkarken. Oradaydı. Tamam, ben bir araştırayım şunu. Dikkatli ol Ateş. Tamam. Anne, niye çağırdın bizi alelacele ya? Ne oldu? Sorma yavrum. Geç, geç. Feyyaz diye birini arıyorum ben. Şurada. Ya sen misin? Evet benim, ne oldu? Necati Kurşunoğlu hakkında birkaç soru soracağım. Dur! Nereye gidiyorsun? Dur! Kaçar! Yalan mı buraya? Hey, çekilin be! Abi, ben bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Niye kaçıyorsun lan o zaman? Polis misin sen? Hayır. Abi, ne istiyorsun benden? Necati Kurşunoğlu ile ilgili bildiğin her şeyi anlatacaksın bana. Başla! Abi, uzun zamandır görmüyorum ben onu. Yalan söyleme lan! Kafede görmüşler birkaç hafta önce. Seçil de varmış. Anlat. Ya abi, ne istiyorsun sen benden? Necati'nin düşmanı var mıydı ha? Onu öldürmek isteyen, onunla derdi olan kimse var mıydı? Burcu vardı abi. Ben dedim, Necati girme bu işe dedim. Kim bu adamlar? Bilmiyorum, yeminle bilmiyorum. Doğru söyle lan! Kim bunlar? Abi Allah belanı versin, bilmiyorum. Anlat lan, anlat! Olay yeri inceleme gönderin hemen. Cengiz sen de eşlik et. Tamamdır amirim. Gelin. İsmail Bey. Biraz konuşalım mı? Size şuraya bir masa atalım isterseniz, böyle git gel olmasın ha? Necati'nin bir arkadaşına ulaştım. Adı Feyyaz. Sarıyer'de bir kafe işletiyor. Adresini biliyorum. Sen neden böyle ucuz kahramanlık peşindesin ha? Bize niye haber vermiyorsun? Sayende adam uyandıysa, Necati'nin bağlantıda olduğu adamlara haber uçurduysa... Sen de böyle konuşacağına biraz çaba göster o zaman. Bana işimi öğretmeye kalkma. İlyas Demirci'nin masum olduğunu ikimiz de biliyoruz. O yüzden sen de benim gibi biraz çaba göster. Sen her şeyi burnunu sokmasana. Sonra başın belaya girecek, yine biz temizlemek zorunda kalacağız. Otopsi raporu bugün yarın çıkar. Biraz sabırlı ol. İlyas Bey hasta. Bunu anlıyor musun? Onun Nebi'den kalma cezaevinde birkaç saatin bile önemi var belki de. O yüzden bana sabırdan bahsetme bir daha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.